büyük yalanlar söyleniyor. Deniliyor ki bizim vücudumuzdaki hücreler şekerle çalışırmış. Beynimiz şeker istermiş. Şeker olmazsa aklımız çalışmazmış, vücudumuz çalışmazmış. Kaslarımız için karbonhidrat gerekirmiş. Bunlar kocaman yalanlar. İnsan vücudundaki hücrelerin tamamı oksijenle çalışır. Bizim temel yakıtımız oksijendir. İnsan vücudunda şekerle çalışan tek bir hücre grubu vardır. Kanser hücreleri. Kanser hücreleri her birimizde doğumdan itibaren her gün gelişir. Bunlar hatalı yapım hücrelerdir. Ve kanser hücreleri an ayrı ortamda yani oksijensiz ortamda şekerle çalışır, şekerle beslenir. Bizim sağlıklı hücrelerimiz aerobik ortamda yani oksijenli ortamda oksijeni yakıt olarak enerji olarak kullanırlar ama kanser hücreleri şekerle beslenir, şekeri yakıt olarak kullanır. Bu bilgiden hareket edersek kanser hastalarının nasıl beslenmesi gerektiğini anlarız. Kanser hastası şeker yememeli, karbonhidrat yememeli. Bu çok önemli bir kuraldır. Bakın kanser hastalarına bütün vücudu taramak için, kanser hastalığını teşhis etmek için PET CT adını verilen bir film çekiyoruz. PET CT'yi çekerken hastaya damardan bir ilaç veriyoruz. Bu verdiğimiz ilaç Şekerdir, glukoz molekülüdür. Hastaya glukoz molekülünü enjekte ederken üzerine bir işaretleyici madde bağlıyoruz, bir radyoaktif madde. İçeriye enjekte ettiğimiz ilaç, yatırıyoruz hastayı aç karnına enjekte ediyoruz, 2 saat yatırıyoruz, bekletiyoruz. Bu şeker vücuda verildiği anda vücudun neresinde kanser hücresi varsa o hücre bu ilacı tutuyor, bir gıda olarak bünyesine alıyor. Şekeri alırken üzerindeki radyoaktif maddeyi de işaretleyici maddeyi de alıyor. İki saat sonra da biz film çekip nereye birikmiş diye bakıyoruz. Kanserin neresini tespit etmek için şeker kullanıyoruz. Kanser hücresi şekere o kadar duyarlıdır ki PET CT çekerken verdiğimiz glukoz molekülü sağlıklı hücrelere gitmez, direkt kanser hücrelerine gider. Kanser hücreleri bir gramını dahi sağlıklı hücreye bırakmaz glukoz molekülünü. Biz kanserin yerini dahi şekerle tespit ediyoruz. Peki siz kanser hastasına ne yersen ye diyebilir misiniz? Kanserin şekerle alakası yok diyebilir misiniz? Kanser hastasının yediği her türlü karbonhidrat vücudundaki kanser hücrelerini besler. Dolayısıyla kanser hastaları tüm şekerlerden, karbonhidratlardan uzak durmalıdır. Unutmayın, tahıllar da karbonhidrattır. Mısırın, buğdayın, arpanın, çavdarın, yulafın kalorisi de glisemik indeksi de çay şekerinden daha yüksektir. Dolayısıyla kanser hastası bunlardan da yani tahıllardan da uzak durmalıdır. Üstelik buğday ve türevlerin içinde gluten dediğimiz madde var. Gluten insanın bağışıklık sistemini bozan en tehlikeli biyolojik ajandır. Dolayısıyla kanser hastası glutenden de uzak durmalıdır. Hele ki mide bağırsak tümörleri yani sindirim sistemi kanserlerinde bir numaralı kanserojen madde glutenin ta kendisidir. Yani bir kalın bağırsak kanserinin, bir mide kanserinin gluten yemeye devam etmesi demek akciğer kanseri olan insanın sigara içmeye devam etmesiyle aynı şeydir. Dolayısıyla glutenli ürünler tamamen kanser hastasının hayatından çıkarılmalıdır. Çünkü temel amacımız kanser hastasının bağışıklığını desteklemek, bağışıklığını güçlendirmek. Kanser hastalığının temeli hastanın bağışıklığını güçlendirmektir. Çünkü kanseri tedavi edebilen tek şey insanın kendi bağışıklık sistemidir. Diğer hiçbir tedavi kanseri tedavi edemez ama insanın kendi bağışıklık sistemi kanseri tedavi etmeyi bilir. Bağışıklık sistemini güçlü ve dengeli çalışmanın yolu da işte beslenmeden geçer. Beslenme düzenli olmazsa, dengeli olmazsa bağışıklık sistemi güçlü ve dengeli çalışamaz. Peki kanser hastası şeker yemeyecek, karbonhidrat yemeyecek, tahıllardan uzak duracak, glutenin yanına bile yaklaşmayacak. İyi de kanser hastası ne yiyecek? Faydalı olan kanser hastalığında yararlı olan yiyecekler nelerdir? Bir kere sakatatlar. Kanser hastası sakatatları bol bol tüketmeli. Özellikle tedavi alıyorsa eğer aldığı tedaviler bağ doku yıkımına yol açtığı için ki kanserin kendisi de bağ doku kaybına yol açtığı için bol bol kolajen ve kök hücre alması gerek. Yani paça çorbası, kemik suyu, ciğer, İşkembe gibi sakatatlar bol bol tüketilmeli. Her gün mutlaka kemik suyuna yapılmış bir çorba, bir sulu yemek veyahut bizim hani kuzu haşlamamız gibi kemikli etlerle yapılmış yemekler ve mutlaka yanında fermente gıdalar yenilmeli. Kanser hastasının probiyotiğe ihtiyacı vardır. Fermente gıda yani ev sirkesi, ev turşusu, ev yoğurdu, evde mayalanmış kefir gibi probiyotik gıdalar kanser hastası için şarttır, elzemdir. Kanser hastası sağlıklı yağları bol tüketmelidir. Zeytinyağı, tereyağı, iç yağı, kuyruk yağı, sade yağ kanser hastası için faydalıdır gereklidir ve bol tüketilmelidir. Ama rafine yağlar hem kanser hastaları için hem de diğer insanlar için zararlıdır. Yani mısır özü yağı, ayçiçek yağı gibi ya da adına riviera zeytinyağı dedikleri rafine yağları asla evinize sokmayın. Saf sızma, erken asat zeytinyağından başka zeytinyağı yoktur. Bunların evinize girmesine, mutfağınıza girmesine, yemeklerinize girmesine izin vermeyin. Kanser hastasının eti kuzu eti olmalı. Aslında merada yayılmış hayvan eti ama merada yayılmış hayvan eti maalesef bulamıyoruz. Onun için kuzu eti diyoruz. Tavuğu, köy tavuğu, balığı, deniz balığı olmalı. Sebzelerin hepsi mevsiminde yenilmeli. Kuru yemişler serbest ama mutlaka kabuklu alınmalı ve çiğ tüketilmeli. Badem, ceviz, fındık gibi. Yağlı tohumlar kanser hastası için son derece gereklidir. Yağlı tohumlardan kastım susam, çörek otu, haşhaş tohumu bol bol tüketilmelidir. Bunlar vitamin ve mineral deposudur. Ama meyveler, Bal ve pekmez karbonhidrat olduğu için kanser hastası bunları çok az, yok denecek kadar az tüketmelidir. Yani kanser hastası aslında kaliteli beslenecek. Sakatattan zengin, proteinden zengin, yağdan zengin beslenecek ama bunların yanında hiçbir zaman ekmek, makarna, pilav, tatlı yemeyecek. Eğer bu kurallara riayet ederseniz hiç merak etmeyin. Kanser iyileşen bir hastalıktır. Hastalığın adı önemli değil. Biz hiçbir hastalığı istemiyoruz. Hastanın hastalığı nasıl yaşadığı, tedaviye nasıl cevap verdiği önemli. Vücudunuzdaki bağışıklık sistemine güvenin. O her türlü hastalığı tedavi etmeyi biliyor. O bizden akıllı. Biz bilmiyoruz. Bağışıklık sistemimiz biliyor. Her birimiz iyileşme enerjisiyle doğuyoruz. Siz doğru beslenirseniz, doğru gıdalar alırsanız hiç merak etmeyin. Bağışıklık sistemimiz kanseri de yener, depresyonu da de yener, nezleyi de yener, covid de yener. Hepsiyle başa çıkmayı bilir. Şifalar dilerim.